Bak. Kendimi de böyle alayım. Bak. Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün evde baklava nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tane. Burayı değil şurayı izleyin, bak şurayı izleyin. Buradaki yaylanmayı izleyin. Bugün evde baklava nasıl yapılır onu anlatacağım. Tarifi videonun altındaki açıklama kısmına ekledim. Bomba bir tarif daha geliyor. Bu tarif o kadar istendi ki belki 6 aydır sürekli baklava yap abi, baklava yap abi. Ben de sonunda baklavayı yapıyorum. Hem en pratik yoldan nasıl yapılır onu göstereceğim, hem de tüm püf noktalarını anlatacağım size. Başta malzemelerimi gösteriyorum, daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Abi çok keyifli. Tüm malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Baklavalık yufka, şeker, tereyağına bak. Baklavanın olmazsa olmazı sade yağ. Şimdi elimde böyle yarım kilo tereyağı var. Bunu sade yağ nasıl çevireceğiz onu göstereceğim size. Çok basit, pratik bir yöntem. Başta tereyağını ufak parçalara ayırıyorum. Şöyle göstereyim, rahat bir şekilde erisin diye. Kolesterolüm arttı bu tereyağını. Bir tarafı böyle az pişmiş olsun istemiyorum. Her tarafı böyle eşit bir şekilde erisin istiyorum. Onun için böyle ufak parçalara ayırıyorum tereyağını. Tereyağını ufak parçalara ayırdım. Şimdi bunu eritme işlemine geçiyoruz. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine yarım kilo tereyağını ekliyorum. Ve kısık ateşte bunu eritiyorum. Kısık ateşe almama rağmen böyle 3 dakika içerisinde görüyorsunuz yarısı eridi neredeyse. Tamamının erimesini bekliyorum. Sade yağın ne olduğunu söyleyeyim size. Yani saf tereyağını çıkarmış olacağız burada. Yani kısaca şöyle söyleyeyim. Alta süt çökecek. Üste köpük birikecek. Önce üstteki köpüğünü alacağım. Alta çöken sütünü de almamış olacağız. Yani ortadaki yağı alacağız ve sonuç sade yağ hazır. Ufak tefek bütün örtüler kaldı ve bunları bu şekilde bırakıyorum. Ocağın altını kapatıyorum. Başta kendi haline bırakıyorum bunu. Zaten göreceksiniz köpük üst tarafa birikecek. Şimdiden zaten birikmeye başladı. Alta sütü çökeceğiz. Ortadaki tabakayı nasıl alacağız onu göstereceğim size. Bunu 5 dakika dinlendirdim. Üste çıkan köpüğü görüyor musunuz? Lan? Alta da sütü çöktü. Ortada sade yağ hazır. Şimdi bunları nasıl ayarlayacağız onu göstereceğim. Yani sade yağ nasıl ayıracağız bunlardan onu gösteriyorum. Böyle elimize bir kaşık alıyoruz ve üstten köpüğünü alıp şöyle boş bir kasenin içerisine aktarıyoruz. Tüm köpüğünden kurtulduk. Şöyle kaseyi görüyorsunuz. Şimdi de bunu ayrı bir yere aktararak dipteki sütünden ayırmış olacağız. Tencereyi şöyle dikkatli bir şekilde yana alıyorum. Şöyle bir tane kase getirdim. Dikkatli bir şekilde yağımı aktarıyorum. Çok hızlı bir şekilde aktarmayın. Böyle yavaş yavaş aktarmanız gerekecek. Şimdi birazdan sütü göreceksiniz. Sütü gördüğüm gibi yani diğer kaseye geçmesine izin vermeyerek bunu bu şekilde aktarıyorum. Evet, süt gözükmeye başladı. Görüyorsunuzdur belki. Evet, yavaştan yavaştan içine akmaya başladı. Böyle daha böyle yavaş hareket etmek gerekecek burada. Bu kadar yeterli. Şimdilik bunu kenara alacağım. Şu beyazlığı görüyor musunuz? Şimdi birazdan yine göstereceğim size. Şu üstündeki o köpükleri yine alacağım ben. Bunu yine kenara alıyorum. Şu dipteki sütü görüyor musunuz? Şu beyazlığı. İşte olay budur. Bunu kullanmayacağız ve şöyle göstereyim size. Ve sade yağımız hazır. O üzerindeki köpükleri de aldım. Şimdi şöyle yapacağız. Bundan bir kepçe alıyorum. Şöyle bir şişem var. Ben rahat bir şekilde çalışabilmek için şişeye aktaracağım. Şöyle unu ekledim ve içerisine aktarıyorum. Oh, mis gibi ya, çok güzel koktu. Şimdi artık baklava yapılışına geçebilirim. Şöyle hazır baklava yufkası aldım, bunu açıyorum. Bu hemen kuruyan bir malzeme olduğu için biraz hızlı davranmak gerekecek. Çalışırken böyle üzerine kapatmak gerekiyor bir örtüyle. Şimdi elimde şöyle bir baklava tepsisi var. Bunu ne kadar aldım? 20 TL'ye gittim. Buradaki Diyarbakır'da Petek Pastanesi'ni ondan 20 TL'ye temin edebilirsiniz. Tüm böyle pastanelerde bunlar bulunuyor. Böyle baklava satan, pasta satan yerlerde bulunuyor. Buradan temin edebilirsiniz. Yani 20 TL'ye alabiliyorsunuz. Baklava yufkasının boyutları scam. Hemen hemen standart oluyor. Böyle şöyle tepsiyi üzerine ekleyeceğim. Şöyle göstereyim size. Tam böyle bitiş kısmına getiriyorum. Ne kadar kalıyor? Bu kadar. Bunu keseceğiz. Yani tam tepsi boyutuna getirmemiz gerekecek. Keseceğim yeri işaretliyorum şöyle. Hem baş kısmından hem son kısmından. Orta kısmına da bir işaret koyayım hatta. Rahat bir şekilde kesebilmek için yapıyorum bunu. Tepsiyi kaldırıyorum. Keseceğim yer artık belli ve şöyle üzerine bastırarak bunu kesiyorum. Düz bir şekilde kesmenizde fayda var bunu. Tüm her tarafından kesmiş bulunduk ve artık baklava yufkamız hazır. Bunu kenara alıyorum. Dediğim gibi başka bir şeyle uğraşırken üzerine havluyla kapatın, yoksa kuruma yapar. Tepsimizin en dip kısmına şöyle sade yağdan gezdiriyorum. Ve şöyle bir fırçam var. Fırçayla her tarafı yağı homojen bir şekilde dağıtıyorum. Ve baklava yufkamdan tutup içerisine bir adet ekliyorum. Böyle düzeltin, eğer ortalanmadıysa düzeltin, zaten kendi yapışacaktır göreceksiniz. Şimdi bunun üzerine bir adet daha baklava yufkası ekliyorum. Ufak tefek düzeltmeler yapıyorum buna. Bir kat daha ekliyorum. Yani şöyle söyleyeyim, en alt tabakada tereyağımız var, üstte 3 adet baklava yufkası var. 3 adet ekledikten sonra şimdi tereyağı ekliyorum bunun üzerine. Fırçayla her tarafına yedirmeye çalışıyorum bunu. Her tarafa eşit bir şekilde gelmesinde fayda var bunun. Yani kural şu: her 3 kata bir tereyağı ekleyeceğiz. Çok fazla eklemeyin yalnız katlara. Yine aynı şekilde 3 kat ekliyorum bunun üzerine. Bu birinci katım. Görüyorsunuz da tereyağı olduğu için hemen yapışıyor ve elinizle şöyle düzeltmeler yapın. Bu birincisi. Şimdi ikincisini ekliyorum. Bu İkincisi, bu da üçüncüsü. 3 kat ek. Normalde baklava böyle mi yapılıyor? Mesela içine işte cevizli, sallıyorum fıstıklı, bunlar hangi raddede ekleniyor? Şimdi tereyağı gezdiriyorum. Tereyağını her tarafa homojen bir şekilde gezdiriyorum. Bir 3 kat daha ek. Ben baklava yapımı hiç bilmiyormuşum bu arada, şu an öğreniyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum. 3 kat ekledikten sonra yine tereyağı. Yani 3 kat kuralı var burada. Her 3 kata bir tereyağı ekliyoruz bunun üzerine ve 20 kat önce bu şekilde yapıyorum. Evet, 20. katı da ekledim. Şimdi bunun üzerine artık fıstık ekleyeceğim. Yani tam ortasına fıstık ekliyoruz. Daha sonra 20 kat daha çıkacağım üzerine. Böyle baklavalarda kullanılan boz Antep fıstığı içi var. Aynen bu şekilde. Şöyle bir parça alıyorum bundan ve her tarafına gezdiriyorum. Üf. Bunun yerine maliyeti düşürmek istiyorsanız eğer siz ceviz içi de kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin keyfiniz. İstediğiniz gibi istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Az eklersiniz, çok eklersiniz ama her tarafa eşit bir şekilde gelmesine dikkat etmeniz gerekiyor. Böyle ben boldan ekliyorum buna. Böyle bol Antep fıstıklı olsun. Çok da tabii abartmamak gerekiyor. Orantılı olması gerekiyor. Böyle tutuyorum, her tarafına gezdiriyorum. Antep fıstığını da ekledim. Şimdi artık üzerine yufkalarını ekleyebilirim. Bu birinci yufkam. Yine 3 kat kuralı devam ediyor burada. Bu ikinci yufkam. Bu üçüncü yufkam. Üçüncü yufkayı ekledim, düzelttim. Şimdi üzerine tereyağını gezdiriyorum. Ve tereyağın her yere eşit gelebilmesi için böyle fırçayla her tarafına yayıyorum. Tereyağını ekledim. Yufkalara eklemeye devam ediyorum. 20 kat bu şekilde yapıyorum. Bu 19. katım. Çetrefilli bir şeymiş ya bu. Bu da 20. katım ve son katım. Ya inanılmaz, yani canım toplamda çekti. Hepsi baklava. 40 kat olmuş oldu. Şu kenarların böyle dışa doğru kalmaması gerekiyorsa piştikten sonra kötü bir görüntüsü olur. İçine doğru bunu geçirmek gerekiyor. Aynen bu şekilde. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Mesela bak şurada bir çıkıntı var. Görüyor musunuz bilmiyorum. Onu şu şekilde içe. Bunun en büyük zorluğu muhtemelen bu hamuru açmakta, yani baklava hamurunu açmakta. Doğru geçiriyor. Bıçak yardımıyla da yapabilirsiniz, bir tahtayla, bir spatula ile de içine doğru bunu geçirebilirsiniz. Tüm kenarları spatula ile yardımıyla içine doğru geçirdim. Tam istediğim kıvama geldi. Şimdi artık bunu kesme işlemi kaldı. Ben biraz dikdörtgen şekli yapmak istiyorum. Tam kare yapmak istemiyorum. Şekil olayı tamamen size kalmış yani. Onlar hangi şekli yapmak istiyorsunuz? İster büyük baklava yapın, ister küçük baklava yapın, isterseniz dikdörtgen, isterseniz kare. Böyle tutuyorum. Başta orta kısmından kesiyorum. Burada biraz dikkatli kesmek gerekecek. Yani iki tepsinin tam ortasından şu şekilde kesmek gerekiyor başta. Daha sonra yan tarafına geçiyorum ve kesmeye devam ediyorum. Burada dikkat etmek gerekiyor. Biraz parçalanabilir. Ona dikkat edin. Biraz böyle nazik davranın. Hemen diğer yan tarafına geçiyorum. Onu da aynı şekilde şöyle dikkatli bir şekilde kesiyorum. Böyle kenarlara gide gide bunu kesiyorum. Bunları bir yerine kadar kestim. Şimdi ters çeviriyorum. Böyle bıçak yetmediği için şimdi diğer tarafından bunları tamamlıyorum. Evet, tutuyorum, birleştiriyorum artık. Hepsinin uç kısımlarını şöyle birleştiriyorum. Şimdi düzlemesine kestikten sonra üzerine tereyağı ekleyeceğim ki çünkü yufkamız yoksa dağılır bu şekilde kesmeye başlarsak. Böyle yağımdan tutuyorum, yani sağda yağımdan şöyle tutup ve her tarafına iyice yağdan gezdiriyorum. Bir kepçe daha alıyorum, yani 2 kepçe bunun için ideal olacaktır. Şöyle tutuyorum, gezdirmeye devam ediyorum. Her tarafa eşit bir şekilde gelmesine özen gösterin. Şöyle tepsiyi yana, sağa, sola iyice böyle her tarafına değecek şekilde böyle yayıyorum sade yağımı. Evet, şimdiden görüntüsü çok güzel gözükmeye başladı. Şimdi artık böyle yanlamasına keseceğim bunları. Son şeklini vereceğiz. Yine tepsinin tam ortasından şöyle tutuyorum ve bunu kesiyorum. Şöyle kesmeye devam ediyorum. Düz olmasına dikkat edin burada. Olay işte budur. Şimdi diğer tarafına geçiyorum. Şöyle yanlarından kesmeye başlayacağım artık. Şimdi diğer yan tarafına geçiyorum. Bu şekilde bunu kesmeye devam ediyorum. Evet, diğer taraflarından da kestik. Artık baklavamız pişmeye hazır. Şunun güzelliğine bakın ya, çok güzel gözüküyor. Evet, şimdi fırına veriyorum bunu. Fırınımı önceden açtım. Altlı üstü fan. Baklava çok hızlı fena bir şekilde bir şey ya. Baklavayı bunun içerisine ekliyorum. Baklava olana kadar ben de şiresini hazırlıyorum bunun. Ocağın altını yakıyorum. Asıl kısım geldi. Tencereyi ocağa ekliyorum. İçerisine 4 su bardağı tepeleme şeker ekliyorum. Yani tepeleme 4 su bardağı şeker olması gerekiyor. 4 su bardağı da su ekliyorum. Ve bunu şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şekerin tamamı eridi. Şimdi kaynamasını bekliyorum. Oğlum ben Eser abi yağlamayacağım. Ne zaman yağlayacaksın diye sormayın. Eser abiyle beraber yağlama videosu çekilecek. Ama şu an tarihi belli değil. Korona ile alakalı şu anda. O yüzden belli değil. Bakalım. Fırsat olan ilk dönemde yapılacak bu. Bekliyorum. Ve bunu ara ara karıştırmaya da devam ediyorum bu arada. Şiremiz kaynamaya... Hayır, yanlış anlamışsınız. Ben Eser abi beraber yağlama videosu çekeceğiz. En kısık ateşe alıyorum. Altını yükseltmeyin sakın. Şöyle çeyrek limonum var. İçine sıkıyorum. Ve üzerine de şöyle bir dilim limon ekliyorum. Ve kısık ateşte bunu 20 dakika bu şekilde pişiriyorum. Şiremizi 20 dakika boyunca pişirdim. Şöyle göstereyim size. Mis gibi oldu kıvamı. Tam istediğim gibi. Eğer kıvama gelmediyse siz de bir 5 dakika daha pişirebilirsiniz. Benim için 20 dakika yetti. Tam istediğim böyle hafiften böyle katımsı bir kıvama geldi. Görüyorsunuz böyle biraz dalgalanıyor. Şöyle süzdüğümüzde böyle tek parça halinde akıyor. Şiremiz hazır. Aynı anda bak. Bana aklıma hep yani artık herhalde... Baklava da hazır, ikisini aynı anda hazır etmeniz gerekecek. Ona göre şirenize eklemeniz gerekiyor. Şire sıcak olacak, baklava da sıcak olacak. Yarım saatte pişti. Şimdi dışarı çıkarıyorum bunu. Şuna bakın ya, nar gibi kızarmışlar, pofuduk doğmuşlar, tam istediğimiz gibi. Şimdi dışarı çıkaracağım bunu. Şimdi de baklavalara göbek attırma zamanı. Şireyle buluşturacağız bunları. Şöyle şiresinden alıyorum, böyle üzerine gözdürüyorum. Her tarafa yayarak gezdirin. Şu güzelliğe bakın ya. Çok güzel ya. Baklavalar göbek atmaya başladı bile. Şöyle yayarak gezdirmeniz çok önemli. Her tarafa eşit geliyor bu sayede. Oo, mis gibi ya. Böyle şireye doyuralım bunları. Çok güzel olacak. Muazzam bir şey ya. Şu görüntüyü görmek gerçekten insanın hoşuna gidiyor. Olay işte budur. Ve baklavamızı 2 saat bu şekilde başta kendi haline bırakmamız gerekiyor. İyice şerbetini çeksin içerisine, böyle soğusun, o zaman tadım aşamasına geçeceğiz. Şerbetinde 3'te 2'sini kullandım, 3'te 1'i kaldı. Tam tamına 2 saat oldu. Şunun görüntüsüne bakar mısınız ya? Gerçekten muazzam gözüküyor. Dört dörtlük oldu resmen ya. Resmen ye beni diyor. Şimdi buna ufak bir süsleme yapacağız. Yani Antep fıstığı ekleyeceğiz üzerine. Şöyle fıstık içimden bir çay kaşığı kadar alıyorum ve bunların üzerlerine ekliyorum. Böyle dikkatli bir şekilde ekleyin. Bak olmadı bu. En mantıklısı şöyle elinizle alın. Üzerine bir parça ekleyin. Ve tüm tepsiye bu şekilde ekliyorum. Evet, tepsimiz hazır. Çok güzel gözüküyor. Yalnız şunun sayesinde bütün tepsinin o güzelliği, böyle 10 numara 5 yıldız güzelliği bozulmuş gibi duruyor ama. O da bu tepsinin nazarı olsun. Şuna bakın. Bol fıstıklı oldu ama şeklini bozmuş oldu. Yapacak bir şey yok. Şimdi ufak bir tabağa bir sunum yapacağım. Çok güzel gözükecek. Şöyle bir tabağıma fıstık ekliyorum. Tabağı yana alayım. Şöyle tutuyorum. Dibine doğru girdim. Şöyle 4 tanesini aldım. Tabağıma ekliyorum. Üf. Şunun güzelliğine bak. Yanına bir dondurma. Yanına bir vanilyalı, kaymaklı, artık ne derseniz ya, beyaz 10 numara 5 yıldız oldu. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım, bakalım üf, nasıl olmuş. Yani. Şu sese kulak vermenizi istiyorum. Şu sesi duyuyor musunuz? Bunu yakaladıysanız bu olay bitmiştir zaten. Bunu nasıl yiyeceğim? Şöyle elimle tutuyorum ve ters çeviriyorum. Tadına bakıyorum. Aynen öyle. Baklavanın nasıl yendiğini bileceksiniz arkadaşlar. Oo. Yanında çok ayran iyi. İçilir mi? Mansur Yavaş bak. Güzel kardeşim. Ayran dediğin şey baklavanın tadını resetler. Tamam, eyvallah. Yani mesela ilk 2 baklavadan sonra artık tad almamaya başlarsın. Eyvallah, ayran bunu resetliyor. Katılıyorum, denedim. Ama güzel değil yani, bak gerçekten güzel değil yani. Evde bu lezzeti yakalayabilmek gerçekten muazzam bir şey ya. Baklavanın altı da çok önemli. Şunun altına bakayım, ben de çok merak ediyorum. Ya gerçekten muazzam gözükmüyor mu bu? Dört dörtlük olmuş ya. Her çok tarafı iyi. 10 numara 5 çok iyi. Yıldız olmuş. Şunu da bir tadına bakayım. Bayağı iyi. Ağzım sulandı vallahi. Ben ne zaman Eser abinin videosunu izlesem ağzım sulanıyor zaten. Bayağı iyi. Şiresini biraz daha ekleyebilirdim. Kenarda bir parçasını ayırmıştım. Böyle bir 2 kep. Su o kadar resetlemiyor chat. Bak inanın bana, ben baklava sever insanlardanım. su o kadar resetlemiyor. O da resetler. De daha atmam gerekiyor. Full reset sanki atmıyor yani. Ama öyle lezzet söyleyeyim. 10 numara 5 yıldız. Fıstığa zaten iyice doymuş, fıstığın lezzetini böyle buram buram alıyor. Ya bak böyle fıstık olsun. Ya biz bu işi dediğim gibi gerçekten ama gerçekten başarmalıyız. Herkes evinde bence bu tarifi yapabilir. Ben gideceğim abi. Çok pratik, Anadolu çok kolay turu. Bir yöntem. Ben bunları yemeye devam ediyorum. Anadolu turu lazım. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bayağı iyi. Bayağı iyi. Bak, iyi demiyorum. Bayağı.